AKP ile MHP hazırlıkların son durumunu görüştü. Bu Cumhur İttifakı'nı bozdurmamak noktasında kararlıyız. Gelgitleri kenara bıraktık. CHP ile İYİ Parti ise el sıkıştı. Ülkemize hayırlar, uğurlar getirsin inşallah. Güzel bir çalışma oldu. 31 Mart 2019'daki yerel seçimler öncesi siyasi partilerin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurmaylarının yaptığı hazırlıkları görüşmek üzere bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Eğer bir mutabakat yapıyorsak karşılıklı jestlerimiz tabii ki olacak. Görüşmede Adana, Mersin, Manisa, Aydın, Muğla ve Osmaniye ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2014 yerel seçimlerinde kazandığı 60'tan fazla ilçede ittifakın ayrıntıları konuşuldu. MHP bu 5 büyük şehirle bir ilde kendi adayının desteklenmesini istiyor. MHP'nin aday çıkartmayacağı Ankara, İstanbul ve İzmir'de de AKP'nin bazı ilçeleri MHP'ye bırakması bekleniyor. Millet İttifakı ise 12 Aralık Çarşamba günü hareketli ve sancılı bir gün geçirdi. Genel merkezler arasında yaşanan baş döndürücü trafiğin ardından iki parti lideri akşamın ilerleyen saatlerinde bir araya gelerek el sıkıştı. Aday olacak olmuş olan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İşbirliği yapmanın zorlukları sizler de 3 aşağı 5 yukarı tahmin edersiniz. Yapılan anlaşmaya göre Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Muğla, Tekirdağ, Hatay, Eskişehir, Bursa ve Adana'da İYİ Parti CHP'yi destekleyecek. Balıkesir, Kocaeli, Denizli, Manisa, evet, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep'te ise CHP İYİ Parti adaylarına destek verecek. CHP işbirliği kararı gereği Balıkesir için gösterdiği adayını geri çekti. Bu hamleye ise Balıkesirli CHP'liler tepki gösterdi. İşbirliği kararının ardından CHP'nin 3 metropolde adaylarının kim olacağı merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu, Akşener'le el sıkıştıktan sonra İstanbul için adı geçen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da İstanbul'daki evinde ziyaret etti.